Öncelikle istihdam fuarının gerçekleştirilmiş olmasını ben işverenler açısından çok faydalı buluyorum. Çünkü hem ihtiyaç sahibi neye ihtiyacı olduğunu ifade ediyor, hem de işe girmek isteyen de kendini tanıtma fırsatı buluyor. Bir de bir taraftan da Balıkesirlerin bir araya gelmesi, içeride yapılan Sayın Başkan'ın konuşmasında da ifade ettiği gibi birlikten kuvvet doğar, ortak aklın oluşması noktasında da buradaki tanışıklıkların, fikir alışverişinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 2014 yılında ben belediye başkanı olduğumda, hatta 2012 yılında biz ticaret odasında, sanayi odasındayken, işte burada arkadaşlarımız var, 4500 istihdam vardı. Bugün 18.900 kişi çalışıyor. 2025'in sonunda 40.000 kişi olacak. Var olan arazilerimizin hepsine fabrikalar kuruldu. Yeni araziler Vali Bey ile beraber açtık. Adamlar inşaatına başladı. Ve şu anda fabrikaların %50'si, 30'u bitenler var. Ve hızla 2 yıl içerisinde başlayıp bitirecekler var. Şimdi bunlar hep beyaz yakalı, mavi yakalı, tecrübeli, tecrübesiz personelle çalışacak. Bugünkü fuarda arkadaşlar, burada öğrenci, meslek lisesi öğrencilerimiz var. İşverenlerimizin temsilcileri var. Valimizin başkanlığında biz istihdamla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Devletin imkanlarından karşılayalım, istihdam ortamları oluşturalım. Yeter ki işler yoluna girsin diye. Ama bir şey var, net bir şey var. Yani hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyoruz ya. Yani burada olmanız aslında çok önemli bir şey. Ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Kariyer planlaması. Ama tek bir şey var. Muhakeme yeteneği, vicdan ve gayret olmazsa kaderiniz güzel olmaz. Kader gayrete aşıktır. Yani emeksiz mükafat hiç aldığını görmedim ben kimse. Tutkulu çalışma, yaptığın işi özenle, mesuliyet duygusu içerisinde vicdanlı muhakeme yeteneğinizi de kullanarak hayatı yaşama vardır. Hepinize güzel bir gelecek temennisiyle saygılar istiyorum. Hayata kalıcı bir tutunma sağlayabilmeleri için istihdam ve mesleki eğitim devreye soktuk. Topluma uyumlu hale getirilip daha sonra arınma süreçlerinin tamamlamasını takip eden dönemde işte mesleki eğitime dahil oluyor. MESLEM olarak organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren bu merkezde belli süre eğitim görüyor. Şu anda 5 gencimiz evet burada gaz altı kaynakçılığı kursu alıyor sevgili gençler. Bunlar kaynakçı olarak yetişecek ve başta sanayi odası başkanımız olmak üzere sanayicilerimiz, işverenlerimiz bunları kendi tesislerinde istihdam edecekler. Bundan daha güzel bir uygulama olamaz. Ben bu uygulamaya da hayat veren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Thank you.